Beykent TV ekranlarından bugünler değerli izleyenler, yepyeni bir eğitim pusulası programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda biliyorsunuz siz değerli üniversite öğrencisi adayı öğrencilerimiz için programlarımız ve bölümlerimiz hakkında, mesleklerimiz hakkında hocalarımızdan detaylı bilgiler topluyoruz. Bugün ise yayınımızı Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü Avalon yerleşkesinden gerçekleştiriyoruz. Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanımız Serhat Butur ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yayında hocalarımıza sorularımızı iletiyor. Sizlerin adına ve hocalarımızdan bilgilerimizi toparlıyoruz. Bugün hemen ilk programından başlayalım istiyorum ben. Öğretim görevlisi Nazmiye Ece Macit bizlerle birlikte. Kendisi görsel, işitsel, tekniker ve medya yapımcılığı program başkanı aynı zamanda program sorumlusu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Serhat hocama da ben dönmek istiyorum. Hocam siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizlerle beraber olmak, Beykent TV'de olmak mutluluk verir. Bilmukabele bizim için de öyle. Bugün Nazmi hocamızdan detaylı bilgiler alacağız programımız hakkında. Hı-hı. İsterseniz ufak ufak başlayalım. Ben ilk sorumuzu size bırakmak istiyorum. Siz de bir başlangıç yapalım. Önce hocamızı tanıyalım aslında. Çünkü evet. Programı izleyen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, adaylarımız. Hı-hı. Biz tanıdığımız için tabii evet. Arkadaşlarımız da tanısınlar hocamızı. Evet, görsel işitsel teknikler ve medya yapımcılığı bölümü. Evet. Bölüm başkanıyım. Nazmiye Cemacit benim adım. Basın ve yayın teknolojileri program sorumlusuyum. Basın ve yayın teknolojileri programı Beykent Üniversitesi'nde Meslek Yüksekokulu'nda 2005 yılında kuruldu. 2005 yılından bu yana da ben kurumda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Evet. O dönemden bu döneme hem programı bayağı bir geliştirdik. İşte yıllardır da bayağı bir öğrenci, 2011 yıldır da öğrenci mezun ediyoruz. Çok güzel. 15 yıldır ama siz buradasınız. 15 yıldır. 14 yıldır buradayım. Evet, 14 daha önce 2004'te kurumda çalışmaya başlamıştım. İşte o günden bugüne basın ve yayın, işte görsel işitsel teknikler, şimdi bölüm olduk, radyo televizyonla bayağı gelişti okulumuzda. Evet. Ben de program başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Aslında sizin çocuğunuz gibi olmuş bölüm hocam. Evet, benim çocuğumla yaşıt bizim program. Öyle mi? Evet. Çok iyi gerçekten. Peki hocam, tam bu dediğiniz program gibi. Ortaya çıktığından bugüne kadar birçok değişiklik gösterdi. Şimdi öğrencilerimiz sınava girdiler. Hayırlı, sınava girdikten sonra bu bölümü düşünen öğrenciler hem sizlerle görüşüyorlar hem okulları ziyarette bulunuyorlar ama tabii bir de işin gerçeği var, ders programı dediğimiz kısmı. Ders programları acaba kendine uyuyor mu? O yüzden evet. Ders programı ile ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizde? Nelerle karşılaşacak öğrencilerimiz? Basın ve yayın teknolojileri ders programında daha çok grafik altyapısına dayalı derslerimiz var. Hem basılı yayın üzerine hem de dijital yayın üzerine ders programları geliştirdik. Öğrencilerimiz hem web tasarımı ile ilgili programları hem de grafik tasarımı ile ilgili programları öğrenip onların uygulamalı aşamalarını gerçekleştiriyorlar. Bilgisayar laboratuvarlarımız var. Bilgisayar laboratuvarlarında çalışıyorlar laboratuvarları. Hem de tasarım atölyeleri var. Orada da hem çizerek hem işte uygulamalar, üç boyutlu uygulamalar yaparak çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Derslerimiz bu ağırlıklılar üzerinde. Ayrıca genel kültürler açısından gerekli olan derslerimiz de yine basın ve yayın teknolojileri programlarında yer almakta. Yani iletişim gibi, hukuk gibi derslerimiz de mevcut. Peki hocam, bu öğrenciler sınavdan çıktıktan sonra bu ders programlarıyla ilgili aslında birazcık cevap olmuş oldu ama genelde bu derslerin içerisinde sayısal dersler var mı, sözel dersler var mı diye çok soru soruluyor. Sayısal evet. Yatkın bir bölüm mü yoksa sayısaldan korkan öğrencilerin aslında korkmaması gereken bir bölüm mü? Korkmaması gereken bir bölüm. Yani öğrencinin aslında basın ve yayın teknolojileri deyince aklına gelmesi gereken şey gazeteler, dergiler, televizyonun tasarım alanları, web tasarımının gelmesi gerekiyor. Yani öğrenci hem dizayn yapacak basılı yayın için ya da işte dijital yayın için, yani web tasarımıyla, grafikle ilgilenmek isteyen öğrencinin gelmesi gerekiyor bizim programımıza. Bunun da matematikle çok ilgisi yok. Yani matematiğe dayalı bir sistem değil. Zaten uygulamaya dayalı bir sistem olduğu için, ders yöntemi olduğu için
Öğrenci işte bir grafik tasarım programı, örneğin Illustrator öğrenecek, Adobe Illustrator. Öğrenciler eğer liselerden, hani grafik liselerinden gelirlerse programları da bir miktar biliyorlar zaten gelen öğrencilerimiz. İşte programı öğrendikten sonra o programla ilgili projeler üretecek. Yine bilgisayar üzerinde. Sonra bunların printleri alınacak, uygulaması yapılacak, yani maketleri çalışılacak. Hı hı. Daha çok işte el becerisi de önemli. Çizim derslerimiz var zaten, temel sanat eğitimi gibi. Oradan da rengi, biçimi, formu, çizgiyi öğrenip bir sonraki dersler için yetişmiş olacak. Gelen öğrencinin sanatı, görseli, iletişimi, iletişimin değişik yöntemlerini sevmesi lazım. Hı hı. Yani ki yani hani günümüzde en önemli şeylerden bir tanesi doğru iletişim. Birisiyle iletişim kurmak istediğinizde nasıl iletişim kurmak istersiniz ve işte burada doğru imajı, doğru görseli, doğru tipografiyi, yazıyı nasıl ortaya koyarsınız? Bununla ilgilenen öğrenciler gelmeli bize. Geldiklerinde bununla ilgili çok güzel işte dersler, bilgi, beceri edinecekler derslerle. En sevilen dersler merak ettim ben. Şimdi uygulama alanları biraz daha olduğu için en sevilen dersler hangileri daha çok? Ya, güzel soru. Ben hepsinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hepsinin olması gerekiyor. Ama şey oluyor, mesela öğrenciden öğrenciye fark edebiliyor. Mesela After Effects diye bir program öğretiyoruz öğrenciye. Nasıl bir program bu? Animasyona yakın işler, yani aslında animasyon üretiyoruz, hareketli grafik öğretiyoruz bu derste. Bazen bazı öğrencilerimiz onu daha fazla önemsiyor ve onu da daha çok eğlenerek iş yapıyor. Bazıları çizime yeteneği var, çizmeyi çok seviyor, renkle, çizgiyle, form biçimle arası çok iyi oluyor. İşte bu öğrenci de diğer derslerde daha başarılı oluyor. Mesela logo yapmayı çok seviyorlar. İşte dergi, kitap tasarımı, kitap kapağı tasarımı yaptığımızda ya da işte fotoğrafla ilgili bir ders konu işlediğimizde bazıları da ona yatkın oluyor. Değişiyor öğrenciden öğrenciye. İki yıllık bir aslında program ama içerisinde diğer programlarımız da öyle aslında. Biz hani iki yıllık olunca sanki yarım bilgi gibi önceden seziliyordu ama artık öyle olmadığının daha da bilincinde arkadaşlarımız. İki yıllık gördükleri bir programda ne kadar çok şey öğreniyorlar aslında. Şu an siz ders öne çıkan dersleri sadece anlatırken bu kadar alan duyduk. Daha da eminim arkası vardır. Daha da ayrıntı şöyle, vardır bu programda. Ben 2004 yılında Beykent Üniversitesi'nde işe başladığımda 15 yıllık bir geri planım vardı. Yani 15 yıllık bir grafik sektöründe tecrübem vardı. Biz basım yayını kurarken ya da onun ders programını oluştururken 2 yılda bir öğrenci ne kadar beceri kazanabilir? Bunun için ne gerekir? İşte sektöre bu öğrenciyi gönderdiğimizde nasıl seviyede olması gerekir? Yani sektörün de çünkü bu tür elemanlara ihtiyacı var. Sadece tasarımcı hiçbir ajansa, hiçbir yere yetmiyor. Onları planlamıştık. O günden bugüne de sürekli değişen teknolojiye ayak uydurup öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ve bizim takip ettiğimiz süreçte, yani bu süreçte öğrencilerimizi takip ediyoruz. Gördüğümüz şeyler bizi çok gururlandırıyor. Bizden mezun olan öğrencilerimizin, ben %100'ü diyeyim ama hadi alçak gönüllü olup %80'i diyelim. 4 yıllık üniversitelerde ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü oluyorlar. Yani çok başarılı oluyorlar. Eğer 4 yıllıklara geçerlerse. Sektörde çalışan öğrencilerimiz de yine bize gelen bütün geri dönüşlerde son derece becerikli, ajanslara uyum sağlamış, işlerini yapan ve sektörde devam eden kişiler olarak bize geri dönüyorlar. Çok iyi. Bu anlamda hani 2 yılda öğrencilerimize bir kere tasarım programlarının tamamını öğretiyoruz. Yani Photoshop, InDesign, Illustrator, bu programların tamamını, web tasarımı programlarını öğretiyoruz ama geçmişten bugüne biraz değişti öğrettiğimiz programlarda. İşte Dreamweaver ve Flash öğretiyoruz ki bu dijital ortamda çok öğrencilere lazım. Yani çalışanlara lazım. Design arayüzüyle kod öğretmiyoruz. Öğrencilerimiz koddan biraz korkuyorlar. Kod mu var, kod mu var diye biraz sıkıntı yaşıyor ama kod da öğretmiyoruz. Design arayüzü de onlara hitap ediyor. Zaten öyle çalışmaları gerekiyor. Bu anlamda yetişmiş eleman piyasayı hazırlayabiliyoruz. Çoğu da 4 yıllığa devam ediyor zaten. Evet. Devam ediyor derlerken aslında hocam hangi bölümlere devam ediyorlar peki?
Genelde nelere devam edebiliyorlar? Görsel iletişimle ilgili her programa devam edebiliyorlar. Yani grafik tasarım programlarına devam edebiliyorlar. Grafikte ilerleyebiliyorlar. Evet. Görsel iletişimde ilerliyorlar, reklamcılıkta ilerliyorlar, gazeteciliğe geçebiliyorlar. İşte basılı yayın ve dijital yayınla alakalı her programa geçebiliyorlar. Birçok üniversitede de çok fazla alanı var. Yeni medya diye mesela bir program var. Onlara da geçebiliyorlar. Yeni bölümler de açıldı. İletişim sektöründeki bütün programlara bizden mezun olan öğrenci geçebilecek. Gerçekten çok fazla da yelpazesi var. Evet. Arkadaşlarımız bu iki yılda gördüğü derslerin içerisinden hangi alana daha çok yakın hissediyorlarsa sanıyorum kendilerini. Lisans olarak o bölüme yönelebiliyorlar. Bu açıdan tasarım alanında da ilerleyebiliyorlar. Hı-hı. İletişim alanında da ilerleyebiliyorlar. Yani çok öğrencilerin iyi. Becerileri değişiyor. Kimisi bir bakıyoruz gazeteci olmuş. Yani daha sonra dönüyor öğrenci bize. Kimisi çok iyi bir ajansta çalışıyor, grafik tasarımcı olmuş, 4 yıllığını öyle tamamlamış. Kimisi işte radyo televizyondan da devam edebiliyor. Evet. Böyle farklı, yani iletişim sektöründeki farklı alanlara yönelebiliyorlar. Ben şunu da merak ettim. Hocamızın çok öncesinden zaten sektörde tecrübeleri var. Bir 14 yıldır, yaklaşık 15 yıldır Beykent Üniversitesi'ndesiniz ve birçok öğrenci mezun ettiniz. Binden fazla, çok evet. Çok fazladır ve o öğrencilerin birçoğu şu an sektörde. Evet. Eminim bu süreçte çok da iyi yerlere de gelmişlerdir. Geldiler, birçoğu geldi. Evet, şimdi iletişim peki okuyan, çok güzel, hala iletişimimiz var. Peki şunu merak ettim, şu an okuyan arkadaşlarımıza, bu eski mezun arkadaşlarımız staj imkanı sağlayabiliyorlar mı? Bu konuda bize yardım ediyorlar mı? Ediyorlar. Evet. Ediyorlar. Birçok öğrencimizi eski mezunlarımızın yanına gönderiyorum ben. Çok onlar iyi. Arıyorlar. Hocam işte bizim stajyere ihtiyacımız. İş açan öğrencilerimiz var. Yani kendi ajanslarını kuran öğrencilerimiz var. Bizden mezun olup 2 yıllıktan 4 yıllığı okuyup bize hoca olarak dönen çok öğrencilerimiz güzel. Var. Yani öğrencilerimiz her anlamda bölümümüze destek oluyor. Evet. Mezunlarımız yani okulumuzu terk etmiyorlar açıkçası. Etmiyorlar. Şöyle şeyler de oluyor mesela, biz sohbet ediyoruz. İşte burada 2 yıl içerisinde derslerde zorlanıyorlar. İşte kısıtlı zamanlar, işte ödev yapılacak, yetiştirilecek, gelecek falan, öğrenci sıkıntıya düştüğü zamanlar oluyor ve şey diyor mesela, bir an önce bitirsem şu okulu, bir an önce bitirsem diyor. Bitirdikten ortalama 3 ay sonra çok özledik diye. Evet, çok özleniyor. Evet, çok özledik diye geri dönüyorlar. İşte biz herhangi onlarla ilgili bazen işte sosyal medyada bir şey yayınlıyoruz. Anında bir sürü beğeni geliyor. İşte çok özledik, ay o koridoru özledik, o dersleri, o sınıfları özledik. Böyle bir geri dönüşü var. Özellikle iş hayatının gerçek yüzüyle karşılaştıktan sonra aslında okul dönemlerinin ne kadar hoş zamanlar olduğunu tabii. Çok daha iyi anlıyoruz daha sanıyorum. Öğrenci okulları. Arkadaşlarımız bu konuda daha iyi anlıyorlar bazı şeyleri diyoruz. Peki hocam, öğrencilerimiz şimdi okurken bir arada bir Erasmus kavramı var ortamda. Şimdi lisans öğrencilerini çok fazla kullandı fakat meslek yüksek okulu öğrencilerinin daha yeni yeni bilinçlendiği bir kısım evet, aslında. Evet. Öğrencilerimize tavsiye ediyor musunuz Erasmus'u bu bölümde okuyan öğrencilere? Ya ediyorum da maalesef ben hani kendi bölümümden henüz gönderemedim yurt dışına kimseyi. Keşke ilgilenseler ve gitseler. Okulumuz da çok destekliyor onları ama 2 yıllık olduğundan mıdır nedir? Dil bilmeleri gerekiyor. Dil çok önemli. Doğru. O dille birlikte gidebiliyorlar. Ama dünyayı tanımak, dünyadaki başka insanlarla iletişim kurmak, oradaki iletişim sektörünü öğrenmek çok önemli. Çok önemli. Yani hepsine tavsiye ediyorum. İnşallah gidecekler. İnşallah. Sanıyorum şimdi şu da geldi aklıma, bu tercih zamanlarında velilerin yönlendirmesi de aslında öğrencilerin üzerine büyük etkiye sahip oluyor. Ama şu da var, önceden hala daha var ama velilerimiz öncesinde daha çok işte beyaz yakalı meslekler, işte doktordur, avukattır, hani polisliktir, öğretmenliktir gibi hani bu tarz mesleklere yönlendiriyorlardı çocuklarını ama artık veliler de araştırıyorlar. Çağın mesleğine, hangi meslekte neler oluyor gibi. Yine de ama buradan bizi izleyen velilerimiz var. Onlara ben sizin aracılığınızla
birkaç tavsiye almak istiyorum. Yani çocukları neye göre yönlendirsinler? Şimdi yanlış seçim ya da sevmedikleri bir meslek seçtirmek de var. Hani şu meslek iyi diyerek. Siz tecrübeli hocalarımızdan bu konuda da velilerimiz hakkında onlar da izliyorlar. Onlara da birkaç şey söyleyelim istiyorum. Ya en önemli şey, benim de çocuğum var. Hani oradan bakıyorum. Hepsi de bizim çocuğumuz zaten, gelen bütün öğrencilerimizin. En önemli şey çocuğun kendi yeteneği ve isteği. O çok önemli. Çünkü işte doktor da olsa, benim işte geçmişte tanıdığım bir sürü insan arasında, yani tıbbı kazanmış etmiş ama ailesinin isteğiyle kazanmış. Ne yapmış? Bitirmiş, başka bir işle uğraşıyor. Evet. Yapmıyor çünkü hani istediği iş o değil. Sanatçılardan da çok var hatta mesela, hani tıp okuyup sanata yönelen. Evet. Var çünkü içinde başka bir beceri var aslında, başka bir istek var. O yüzden önce hani öğrencinin kendi isteği, kendi becerisini evdeki insanlar hani anlayabildilerse, anladılarsa o çok önemli. Bazen hani anlamamış da olunabiliyor. Evet. Çünkü insan istediği şeyle ilgili daha çok çalışıyor, daha çok iş üretiyor, daha çok merak ediyor onunla ilgili. Kesinlikle. O yüzden istediği şey çok önemli. Basım yayınında şöyle bir dezavantajı var. İsminden sebep, basım ve yayın teknolojileri olduğu için ne yaptığını pek anlamıyor bize gelen öğrenci. Evet. Ben buradan tekrar öğrencilerimize söyleyeyim. Basım ve yayın teknoloji grafik tasarım programıyla ilgili çalışıyor. Yani tasarıma yönelik işler üretiyor, grafik tasarıma yönelik işler üretiyor. Grafik tasarımı isteyen öğrencilerin hepsi gelebilir basın ve yayın teknolojilerine. Ailelere de ne diyebiliriz? Artık dünya çok büyük değil. Evet. Web üzerinden, internet üzerinden her türlü işte bilgi akışı söz konusu, bilgi iletişim söz konusu ve orada bir kocaman bir iş sektörü var. Evet. Yani orada biz çocuklara web tasarımını anlatıyoruz, öğretiyoruz. Yani oradan işte hepsi neyle ilgilenmişse bir sayfa tasarlayıp işte atıyorum ticaret yapabilirler, işte ne bileyim bir şeyi tanıtabilirler, tanıtımla uğraşabilirler. Bir sürü iş yapabilirler ama bilgisayar başında bir iştir bizim işimiz mesela daha çok. Hani orada üretmeleri gerekir. Tabii dışarıda da fotoğraf çekebilirler, fotoğrafçılık da çok önemli. Evet. Hani onunla da uğraşabilirler. Bu tür işlerle uğraşmak istiyorlarsa, çocukların bu anlamda yetenekleri varsa, merakları varsa basın ve yayın teknolojilerini tercih etmeliler. Çok iyi gerçekten. Buradan da hem öğrencilerimize hem de velilerimize birkaç şey vurgulamış olduk esasında. Peki bu hocam... Çalışma ortamı aslında hocam. Şimdi öğrencilerimiz stajlarını yapıyorlar, ders programları, teori kısımları bitiyor ama staj ortamları da olabilir bu ya da ilk işe girdiği andan itibaren nasıl bir çalışma ortamları bekliyor onlar? Plazalar mı bekliyor, açık ofisler mi bekliyor, masa başında bir iş mi bekliyor yoksa koşturmacalı mı, ekip halinde mi çalışmaları gerekiyor, nasıl bir ortam bekliyor? Evet, bizim işimiz biraz nasıl diyelim, değişik bir sektörü var. Aslında her alanda, her iş ortamına doğru yöneliyorlar. Nasıl? Gazetelerde çalışabiliyorlar tasarımcı olarak. Yani o sayfa dizaynı ile alakalı yerlerde çalışabiliyorlar. Şu anda işte bütün büyük şirketlerin grafik departmanları var. Onların grafik departmanlarında yine tasarımcı olarak çalışabiliyorlar. Hani bizim 2 yıllık mezunlardan bahsediyorum. Web ofislerinin hepsinde çalışabiliyorlar. Matbaalarda yine tasarımcı olarak çalışabiliyorlar. Onlar dışında işte ajanslar, matbaalar, büyük işte belediyelerin hepsinin gazetesi var. Onlar da. Gazetelerde yine orada tasarımcı olarak çalışabiliyorlar. İş alanları geniş. Hepsinden önemlisi ama kendilerini geliştirmeleri gerekir. Evet. Tek başlarına evde çalışabiliyorlar. Yine evden. Yani hani evden de iş yapıyorlar. Yani dünyada aslında bu çok yaygın. Bizim ülkemizde çok yaygın değil ama yine benim yine mezun ettiğim öğrencinin içerisinden Shutterstock'lara iş üreten, evde oturup işte herhangi bir objeyi resimleyip ya da işte amblemli logoydu, vektörel tasarımlar dediğimiz şeyleri üretip evden de çalışıp para kazanan bir sürü öğrencimiz var. Ama çalışma iş alanları geniş. Çok fazlaymış hakikaten. Bir solukta sayamadı hatta hocamız, o kadar geniş ki imkanları var bayağı yani çünkü fazla. Herkesin iletişime ihtiyacı var. Her firmanın zorunlu web sayfası artık olması gerekiyor. Ve onların sürekli yenilenmesi gerekiyor. Evet. O yüzden
iş alanı geniş. Evet, en çok merak edilen soruyu soralım mı hocam? Evet. İşin bir de farklı boyutu var ya hani. Yani para dediğimiz. Evet. Peki hocam, öğrenciler bu kadar emek veriyorlar. Stajlarını da bitirdikten sonra bir işe girecekler haliyle. Bu işe girdikleri zaman tabii ki net bir şey hiçbir zaman söylemez. Çünkü kendisini geliştirmesine de bağlı, kurumuna da bağlı ama ortalama nasıl bir rakamlarda çalışıyorlar iş hayatında? Yani 2 yıl okuyup mezun olduktan sonra bizim öğrencimiz herhangi bir ajansta ne yapabilir? Ne diyelim sana? İşte tasarımcı, grafiker olabilir. Orada da yine işte başlangıç ücretleri çok yüksek değildir ama onu geliştikçe çünkü ücretleri artar bizim bölümden mezun olan arkadaşlarımızın ama işte asgari ücretin üzerinde maaşlarla başlarlar diye düşünüyorum. Değişir. Becerilerine göre, yeteneklerine göre alacakları ücretler de değişir. Bir de sanıyorum medya hani sektörü diyeceğim müsaadenizle. Yani çok çabuk gelişip ilerleyebilme şansımız oluyor çevrede edindikçe, kendimizi geliştirdikçe. Tecrübe edindikçe mesela staja giden arkadaşlarımızdan mesela bu dönem staj dönemi ya bizde. Geliyor arkadaşlarımız, hocam ben staj yaptığım yerde çalışmaya devam edeceğim diyor. Evet. Hemen orada işte kendisini kanıtlamış, yapacağı işi beğendirmiş ve çalışmaya devam edebiliyorlar. Evet, kendisini orada kanıtlaması için tekrar vurgulayalım. Buradaki derslere hocalarımızın anlattıklarında iyi hakim olmak lazım gösterebilmek adına. Evet. Bu konuda akademik kadromuz da sanıyorum çok sağlam başta sizle birlikte. Çok, hepsi çok iyi. Kendi işlerinde yetenekli hocalarımız var. Evet. Zaten ödevlerimiz, projelerimiz sektöre yönelik. Yani orada onları eksik bırakmayacak türden ödevler, projeler öğretiyoruz çocuklara. İş yerlerine gittik. Mezun olduktan sonra, çalışmaya başladıktan sonra rahatça ortama adapte olabiliyorlar. Çok güzel. Hocam, sizin var mıydı hocamıza yönlendirmek istediğiniz farklı bir soru? Şöyle, belki son bir sorum şöyle olabilir hocam. Şimdi öğrenciler iş hayatına başlarken CV'lerini teslim ediyorlar. Daha doğrusu başlamadan önce bir işe girebilmek adına bir CV hazırlıyorlar. Tabii CV'lerinde akademik gördüğü derslerin dışında bir şey neler koyması gerektiği kısmına aslında geleceğiz. Normal 2 yıllık Beykent Üniversitesi'nden mezun oldu. Başka bir A Üniversitesi'nden de mezun olabilir. Bu bölümü bitiren bir öğrenci. Genelde sektör hep deneyimli kişileri arıyor. Ne yazık ki. O yüzden öğrenciler hep korkarlar. Biz nasıl yer bulacağız diye. En azından o CV'nin insan kaynakları departmanı tarafından okunabilmesi, değerlendirilebilmesi adına bu bölümden mezun olan öğrencinin kendisine dersler haricinde neler katması gerekiyor? Nasıl bir sertifika programlarına gitmesi gerekiyor? Ya da belki dil mi öğrenmesi gerekiyor? Ne olabilir işlerinde? Şimdi CV'lerin iyi olması için öğrenciler, yani her insanın bilgi ve becerisinin geliştirilmiş olması gerekiyor. Evet. Meslekle alakalı biz öğrencilerimizi nasıl geliştiriyoruz? Onlara gerekli tasarım programlarını öğretiyoruz. Tasarımla alakalı bilgiler veriyoruz. Uygulamalarını yaptırtıyoruz. İşte derslerimizde onları güçlendiriyoruz ama nasıl diyelim, entelektüel bilgi çok önemli. Yani siz dünyadan haberdar olmak zorundasınız. Bir iş yapılıyor, ne diyelim, işte bir herhangi bir şeyin tanıtımı yapılacakken hedef kitleden haberiniz olmazsa, işte çocuğa bir iş yaparken o çocukları araştırmazsanız, işte okumak ve işte o entelektüel bilgiyi artırmak gerekir. Orada neyi yazabilirler? İşte kampanyalar, kimlerle çalıştılarsa o kampanyalarda neler yaptılar, neler becerdiler, onları hep portfolyo bizde önemlidir. Portfolyolarına eklerler. Bu anlamda portfolyolarını geliştirmeleri gerekir. Evet, bu anlamda. Yani biz öğrenciye deriz ki işte bizim için bir tane etiket tasarımı yap. Ama derim ki ben ona, sen bir tane yap, 5 tane daha da yap ki o portfolyon gelişsin, senin işte becerin artsın. Ne kadar yaparsan yanına kâr olarak. Öyle işte. Bir de işte bizim mesela hani diyoruz ki görsel iletişim diyoruz. Görsel iletişim içerisinde sinema da var. Evet. Sinemayı da izlemesi ve orada işte biz mesela sinema izlerken böyle direkt izleyemiyoruz. Hep sahnelere bakıyoruz, karelere bakıyoruz, işte kimlerden girmiş. Bir yerden girmiş, sonra hatta nasıl, tam izleyemiyoruz değil mi filmi, zevkini yani, hani bile film izlemeye nasıl girmiş de orada sahne, renk, biçim nasıl oluşturulmuş, ifade nasıl geliştirilmiş. Yani bu grafikte de çok önemli. Evet. Yani sinema izlemesi lazım, tiyatroya gitmesi lazım, kitap okuması lazım ki sektörde çalışırken, bir iş üretirken onu daha etkili bir biçimde üretebilsin. Evet, çok önemli. Doğru söylüyor hocamız gerçekten.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam ben size. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için tamamıyla aydınlandık programımız hakkında. Ağzınıza sağlık diyorum ben. Çok sağ olun. Evet değerli hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocama da çok teşekkür ederim. Evet. Tercüman Hanım döneminde gelen sorular aslında hocamın değerli bilgileriyle bizler de katkıda evet. bulunabiliyoruz öğrencilere. Tercüman dönemlerinde de aynı zamanda üniversitemize de bekliyoruz öğrencilerimizi. Çünkü daha fazlası hocamda. Hocamla evet. konuştukça kendilerine uygun olup olmadığını en azından öğrenciler tespit edebilir bölümü. Çünkü tercih yaptığınızda hiçbir zaman pişman olmayın dediğimiz nokta bu aslında. Gelin, hocalarla konuşun, yeri görün, o aletleri kullanıp kullanamayacağınızı öğrenin. Ders programı uygun mu size değil mi? Onu görün. Çünkü bir sürü seçenek var önlerinde meslek grubu olarak. En azından en doğrusunu evet. bu şekilde cevaplandıracaklar. Çok doğru hocam. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Evet. Evet değerli izleyenler, değerli üniversite öğrencisi, adayı arkadaşlarımız ve değerli velilerimiz. Bugün görsel, işitsel, teknikel ve medya yapımcılığı programından bahsettik. Bize bu program hakkında görsel iletişim bölüm ve program başkanımız, öğretim görevlisi Nazmi Ece Macit hocamız rehberlik etti. Sorularımızı yanıtlandırdı, bilgiler verdi bize. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Beykent Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü Avalon Yerleşkesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde farklı programları tanımak üzere tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.